Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere Power Query Power Pivot kitabımın bir uygulamasını tanıtmak ve birlikte bir kısmını yapmak istiyorum. Biliyorsunuz video listelerimizde var, bunu da ekleriz. Çok sayıda Power Query ve Power Pivot videosu çektik ve bunları daha detaylı bir şekilde şimdi hazırladık, sizlere sunacağız. Excel 2016'dan sonra önce eklentiydi. Artık o detaylara girmeyelim. Artık bir Power Pivot sekmemiz var. Bildiğiniz gibi. Ve Power Query'ye gidiyoruz. Yani verileri alıp işleyeceğimiz bir araçlarımız artık vardı. Ve bizler de başladık sizlere Power Query, Power Pivot demeye. Peki nedir bunun esprisi? Ondan sonra kıymet harbiyesi arkadaşlar önemli. Yani şimdi firmalara gidiyoruz. Tabii biraz orta ve büyük firmalar diyelim. Gerçi yani raporlama aslında COBİ'lerde de olabilecek bir şey. Bakıyorsunuz oradan yapıştır, buradan yapıştır. Nedir? Ya bir rapor istediler benden. Hem satışlar hem giderler hem şunlar hem bunlar. İşte Power Query ile verileri alacağız. Gerekli birleştirme, temizlemeleri yapacağız. Tabii bir veri modeli oluşturulacak, ilişkisel sistem oluşturulacak, üstüne de böyle raporlar kurabileceksiniz. Burada bakınız, işte tabii bizim biliyorsunuz hayali bir ürünler, satışlar verilerimiz var. Burada müşterilerle ilgili, ondan sonra satıcılarla ilgili, ondan sonra arkadaşlar yine satışlarla ilgili çeşitli raporlar, üretimle ilgili bakın, hem satışları hem üretim miktarlarını karşılaştırdığımız tablolar yapabiliyoruz. Bakın şu tabloya gidelim. Bu bir pivot tablo. Şöyle bakalım hangilerinden yararlanılmış. Şöyle tümüne gidelim. Bakınız o üretimden gelmiş. Şuna gidelim. Bakın 3 tablodan 4 tablodan veri alarak şey yapmışız. Peki bu veriler nerede? Hemen göstereyim. Verilerimiz Power Pivot'un arkadaşlar şu bölümünde. Peki nasıl alıyoruz bu verileri? İsterseniz buradan gidip merak etmeyin sıfırdan yapacağım. İsterseniz de veri modelini eklemek için buna da ihtiyacımız yok. Yine gidip verilerimizi buradan alıp arkadaşlar veri alla, veri modeline yükleyip ilişkileri kurup daha sonra da oradan bu gelsin, buradan bu gelsin. Tabii ölçüler oluşturacağız. Bakınız hani major diyoruz ölçüler. Bunlar o pivot tablonuzdaki hani yapıyorduk ya hesaplanmış alan. Ancak bölüyorduk, çarpıyorduk ama burada daha farklı filtreler, calculate sumlar, sum excel sumlar, ifler kullanabileceğimiz ölçüleri yazıp işte o ölçüleri de bakın bir oranı buradan almışız. Hem üretim miktarını hem satışı yapmışız. Yine aslında bu bir uygulama. Bakınız ben buradan size onu da tanıtayım. Merak etmeyin sıfırdan da yapacağım. Yani tamamını yapmasam da kitapta hepsinin detaylı anlatıyoruz. Hangi tablolar alınacak? Aralarındaki ilişkiler nasıl kurulacak? Bakın bu arada internetten de bir sayfa çekip dolar kurunu elde ediyoruz çeşitli web kaynaklarından. Çünkü Power Query'nin böyle bir özelliği de var. İşte ilişkisel sistemin kurulması vesaire gördüğünüz gibi çok sayıda bu tür araç işte eğer bir ölçünün nasıl yazılacağı burada yazıyor. Peki genel olarak bize sağladığı şey şu nedir? İşte farklı kaynaklarda hani dedik ya düşey aracılığa bir miktar ve kopya yapıştır artık son verelim yani tabii ki yapalım da yani bu böyle her ay veriler oradan topla o veriler duracak biz gerekli verileri alacağız işleyerek veya işte normal alıp bir araya getirerek ilişkisel modeli kurarak ardından çok sayıda pivot tablo oluşturacağız ve bunları güncelle dediğimizde pivot tablolarımız yenilenecek. Alt F5, kontrol alt F5 her neyse ve biz ardından da istediğimiz raporlamayı sağlıyor olacağız arkadaşlar. Bu nereden yararlanıyormuş? Ürünlerden marka
bu pivot tablo satışlar ve ürünler olması gerekir. Burada görmüş olduğunuz gibi işte markalarımız var satış tablosunda. Onları burada kullanıyoruz. Ondan sonra yine kar zarar diye bir tablo hazırlamışız. Bakalım o hangi şeylerden çalışıyor. Ondan sonra satışlar şöyle yapalım. Ondan geliyormuş. Ondan sonra tabii demin de gördüğünüz 4 tane tablodan da gelen şeyimiz vardı. Görmüş olduğunuz gibi alanlarımız buradan adet geliyor. Bunlar işte hazırladığımız arkadaşlar ölçüler. Bunlar KPI'ler. Bir KPI özelliği de var Power Query'nin. Ama hani biraz koşullu, şuradakiler KPI işte. Koşullu biçimlendirmeye benziyor yani çok büyük bir şey beklemeyin. Ancak tabii ki kullanılabilir elbette. Biraz böyle şu bir işte KPI arkadaşlar. Biraz böyle aralıklarını değiştirme falan imkanı var. Ondan sonra olmazsa yapabiliriz. Bir tane. Ondan sonra yani şöyle bir renk ayarını falan böyle aralık ayarını verebiliyorsunuz. Şuradan itibaren şey olsun, buradan itibaren olsun gibi düzenlemeler çekebiliyorsunuz. Koşullu biçimlendirmeye benziyor. Peki, tamam sıfırdan ilk şeyi, çalışmayı sizlerle beraber yapalım. Tabii işin grafik tarafı da var, görsellik tarafı da var, dilimleyicilerin kullanımı var. Bakınız, ondan sonra artık böyle bir modeli kurduğunuzda bu kadar tablodan alan dilimleyici getirebileceksiniz. Tabii ki yani gördüğünüz gibi ben burada müşteri görmüyorum ama bağlantılı olduğu için müşteri bölgesi diyeyim. Ondan sonra bölgeleri alayım ve buraya bölgeyi çalıştırayım. Hiç problem değil. Bir şey olmadı. Sanıyorum şu bağlı. Bakınız üzerinde sağ tıklayalım. Hangi pivot tablolara bağlı? Şunun pivot tablonun kaçıncı olduğunu görelim. Yani bu işlerin pivot tablo 1'miş. Hemen bakalım pivot tablo 1'e bağlayalım. Evet. Şimdi basalım Ege bölgesini. Ege bölgesini orada filtrelendiğini görelim. Evet. İşte bu işin güzelliği burada. Sanıyorum 10 tablodan çalışma yapılıyor. Bakınız sıfırdan yapalım. İlişkisel modelimiz de şuna benzer bir şey arkadaşlar. Bunu da oluşturacağım. Ben sizlere şimdi sıfırdan yapayım. Şimdi geldim. Yeni bir Excel dosyası açtım. Evet. İşte hep diyorlar hani veriler nerede falan. Alalım ve verileri bir pivot tablo, bir Power Pivot projesi, Power Query Power Pivot projesi yapalım. Hemen bakalım şey adımlarımıza. Ondan sonra şimdi bu tablolar var. Satışlar, ürünler, müşteriler alayım isterseniz ilişkilendireyim. Şey yapayım. Geldim. İki şekilde alabiliriz. Genel olarak şöyle, tabii hepsi detaylı bir çalışma. Eğer veriler düzgün Excel tablolarıysa direkt PowerPoint'tan gelip veri modelini alacak bu. Birini öyle alayım, diğerini Power Query'den geçirerek alayım. Hop buradan geliyorum, dosyamı seçiyorum. Efendim dosyam satışlar diyorum. Biliyorum yani ilk satırda başlıklar var. Ondan sonra ve onu alıyorum. İçerisindeki tanımlanmış alanlar, çok sayıda sayfa, hepsi gelecek. Hangisini istiyorsanız al. Problemler olursa veri türü falan. Bakın geldi. Geçeyim buradan. Power Query kapat. Power Pivot'u kapatayım. Power Query ile de veri alayım. Ürünler, müşteriler demiştik. Alalım. Müşterilere gidiyorum. Şimdi burada tablolar varsa gelecek, sheetler varsa. Bakın yükleme load seçenekleri.
Buradan direkt bunu alıp şeye atabilirim. Ondan sonra veri modeline bağlantı olarak orada pivot tablo ilişkilendirip pivotu kuracağım. Daha sonra arkadaşlar onu yapabilirim. Ama onu yapmayayım. Şuradan sileyim. O süreci de göstereyim çünkü sizlere. Böyle yazboz tahtası kötü oluyor ama neyse. Hani orada kalmamıştır. Şimdi müşteriler diyeyim. Bir de işte Power Query tarafı var. Çünkü her zaman bu veriler böyle olmayacaktır. Başlığı tanımayacak, veri türlerini tanımayacak, birleştirmeniz, ayırtmanız, kodunu değiştirmeniz, şunu yapmanız gerçekten çok detaylı. Satırlar sütunlar yani kitabımızın bir bölümü buna ayrılmış durumda. Bildiğim kadarıyla onlarca toplamda da 70-80 uygulamamız var. Büyük bir çalışma bu query'lerle ilgili. Ayırma, birleştirme, düzenleme, boşlukları alma, çift varsa kaldırma, küçük harfse büyük harfe çevirme, bölme, ayırma. Şimdi buradan bakın, onu öyle yapmayacağım. Zaten yükle direkt Excel ortamına almak gibi bir şey olur. Ondan sonra veri dönüştürme, data transform dediğiniz zaman da işte Power Query açılıyor. Bunun amacı da ya kardeşim veriler geliyor ama işte onların verilerinde şey var. İşte şu var ondan sonra. Onların verilerinde şey eksik. İşte ne bileyim. Yani kodun iki karakteri bir tarafta onun birleştirilmesi, ayrılması gibi. Klasik işte verileri indirdiğinizde yaptığınız o işlemler bunlar. Ondan sonra onları düzenlemek için. Demek ki burada bakın ya boşluklarım var, yinelenenler var, boşlukları kaldırayım. Bunlar birer sorgu. Şunu yapayım, bunu yapayım. Bakın veri türünü düzenleyeyim. Küçük harfse büyük harfe çevireyim. Ondan sonra gibi kırpayım, trimleyeyim. Gerçekten çok yararlı. Hani bağımsız olarak da Power Query kullanabilirsiniz. Hani ben işte indiriyorum ERP sisteminden, SAP'den, şundan bundan. Ama indirdiğimde üsttekileri temizle, birleştir, ayır. Ondan sonra al bir pivot tablo yapılabilir. Ama düşündüğümüz daha geniş bir sistem. Onlarca indirip bir araya getirip ve onlara dayalı gördüğünüz pivot tabloyu oluşturmak. Evet, yaptık, sildik, temizledik. Bir sürü tarihle ilgili veri sütunları eklemek var. Şunlar var. Bu arada burada bir de M dilimiz var. Yine videolarımdan görürsünüz M Language. Power Query denen şey de yine farklı bir platform. Yani Power Query ve Power Pivot'la çalışan arkadaşlarımızın M dilini de biraz tanımaları, yazmaları ondan sonra ve DAX'ı da onlar da işte o ölçüler, mecriler yazmak için de bilmelerinde yarar olacak. Çünkü yeni bir sütun eklenecek. Denecekler ki iki karakter sağ. Gerçi iki karakter sağındakini alabiliriz buradaki şeylerle ama siz de diyeceksiniz ki tamam kardeşim ben hemen bir özel sütun eklerim. Ondan sonra yazarım buraya gelir mlanguage'den işte text nokta ondan sonra after delimiter should bu deyip yazabilirsiniz. Örneklerimiz, şeylerimiz var. Ondan sonra yazamıyor demeyin. Çok sayıda yazmış olduğum şeyler var. Peki, tamam bunları yaptık. Güzel. Hani bunların üzerine pivot falan kursu. Bakın yükle. Nereye? Yine aynı yer gelecek. Veri modeline yükle. Yalnızca bağlantıyı seçiyorum. Çünkü tablo olarak burada görmek istemiyorum. Direkt Power Pivot ortamına atmış olayım. Esprisi bu. Bir tane daha yükleyelim. İnternetten alıyoruz. Text dosyadan alıyoruz. PDF'den alıyoruz. Hepsini bu şekilde, evet çalışmamızda hepsi var. Örneklerimizde PDF'de, internette. Müşterileri aldık, şeyleri aldık. Ürünleri de alalım. Yani amaç işte arkadaşlar kurumsal projeler yapmak. Bütün çabamız bu. Çok yaygın kullanılan Excel bize bu imkanları da tanıyor artık. Ama öyle hani o 20 tabloyu ilişkilendirmekte kolay olmayacak. İçeriğindeki veriler, özellikleri, anahtar alanlar işte geniş olarak bakarsınız sizi bu serinin devamında 100'e yakın video. Sanıyorum yine onlarca videoda eskiden kalma var. Onları izlemek, çalışmak, araştırmak gerekecek.
Evet, gittik PowerPoint'a. Bunlar artık veri modelinde. Bakın geldi. İlişki kurmadan olmayacak. Arkadaşlar, ilişki kurmak tabii önemli. Excel ortamında en tipik ilişki one to many ilişki. Many, biliyorsunuz 3 tür ilişki var. Onunla da ilgili videolarım var. Yanlış anlamayın, sadece hani olayların daha geniş bakmanız için söylüyorum. One to one ilişki var bu çalışmamızda da, uygulamada da. Ondan sonra işte müşteri ve müşteri anket, satıcı satıcı anket gibi, ama yine kısıtlı bir ortam. En çok kullanılan one to many ilişki. Mesela buradan ürün kodunu, ister bunu şurada tasarlada yeni ilişki kurma falan var. Ama her şey hazırsa, yani biliyoruz ki bir ürünler düzgün, tekrarsız kodlarımız, one to many ürün kodunu atarak ilişkiyi oluşturabiliyoruz. Burada müşteri kodu var, burada var. Bu bir master tablo, bu hareket tablosu, atıyor. İlişkileri kurdum. Açabilir, değiştirebilir, görebilir. Ondan sonra ilişkileri görebilirsiniz. İşte bu alandan bu alana vesaire, bunları kendiniz oluşturabilirsiniz. Bunu kurmamızın amacı işte o pivot tabloda onu çek, onu çek, onu çek. Gördüğünüz gibi bizim 10 tanesinden internetten döviz kurunu al. Onu çek, PDF'i, teksti, hepsini veri tabanlarından, tabi Access ve SQL'den de veri alınabilir. Onların üzerine modeli kurmak, güncellediğinizde de en güzel hale gelmek. Böylelikle aylık raporlamayı standart hale getirmeniz amaçlanıyor. Şimdi tamam, ilişkimizi kurduk. Ha, bir de management ilişki var demiştim. Arkadaşlar, satışlarla üretimleri bağlamak istediğinizde veya işte iki hareket dosyası bağlamak istediğinizde menü to menü ilişki olacak. Excel menü to menü ilişkiyi de oradan desteklemiyor. Power BI ortamında destekleniyor. Ama yine de veri dosyalarını, yani çok hakim olmak şartıyla verimli kullanabilirsiniz. Problemli olabilir. Ondan sonra biz de onu nasıl yapıyoruz? Bağlantı tablolarıyla, yani yıllardır zaten böyle bir mantık vardır işte. Conjunction tables, bilmem ne, junction tables, neyse. Ondan bağlantı tabloları üzerinden, yani many to many'yi iki tane one to many üzerinden yapıyoruz. Bir benzersiz kod olan tabloya bağlayarak, birleştirerek onları hazırlıyoruz. Yine uygulamalarımızda var. Evet, bunu yaptık. Tamam. Veri görünümü de var. Bu veri görünümü de aslında güzel. Buradan yeni sütun ekleyebiliyorsunuz. Ondan sonra İşte bayağı bildiğiniz, bakın. Ondan sonra işte adet çarpı bilmem. Burada if yazabiliyorsunuz. İşte bir anlamda DAX şeyi başlıyor. İsterseniz deyim de kullanayım. Hani çarpı falan filan diyeyim. Format diyeyim. Ondan sonra tarih diyeyim. Arkadaşlar, bildiğiniz bizim. Ondan sonra de. Ondan sonra kullanayım. Bakınız, yeni sütun ekledim. Sonra bunu adlandırıyorsunuz. Ondan sonra. Tabii olaylar şeyde mi olacak? Power Query ile mi alıp buraya gelmeli? Ondan sonra şeyde mi gelmeli gibi? Ondan sonra ya, bunların hepsi arkadaşlar yapılabilecek alternatifler, detaylı konuşulacak konular. Ondan sonra tamam, verilerim var, ilişkileri de var. Ondan sonra bir sürü alan ekleyebilirim. Buralardan hesaplanmış alanlarımız var. Ondan sonra şuradan size bir tane şey çekeyim. Count çekeyim ya da şöyle bulayım. Ondan sonra ayrı sayım. Ondan sonra liste count müşteri. Ondan sonra 17 taneymiş. Gördüğünüz gibi. Bunlar da calculated field diye geçiyor. Evet, biz pivot tablo yapacaktık vaktimiz olmadan. Geldik. Bakın, geldi 3 tane. 10 tane olabilirdi ama mantıklı, bilinçli. Yani burada 10 tane olmasında amaç, yani farklı yerlerde giriyor. Bu veriler işte gördüğünüz Excel'de şu anda birini girdi, kapattı satışlara. Problem değil. Tabii table mable mantıkları var. Ondan sonra siz güncellediğinizde gelecektir. Müşteriyi alalım. Tamam. Ondan sonra bölgesini alalım isterseniz. Ondan sonra kapatalım. Sonra açarız detayını.
Kapattık. Satışlara gidelim. Tarihleri alalım. Ondan sonra satışlardan adetleri alalım. Satıcıları bağlayabilirdik buna. Evet. Ürünlerden ürün türlerini alalım. Çünkü orada olmayan şeyleri. Ondan sonra açtığımızda ürün türlerini görelim. Görmüş olduğunuz gibi. Ha ya bir şey görelim. İşte oranlarını görelim bunların birbirine. Aylık artış oranlarını görelim. Ondan sonra klasik olarak bir toplam oranını görelim vesaire. Bunlar için de DAX'lar yazmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Burada gördüğünüz gibi detaylı oldu. Sonra üstüne grafik kurulabilir vesaire. KPI kurulabilir. Şey yapılabilir. Şöyle bir tane de size DAX yazacağım bir çalışma yapayım. Ondan sonra bir pivot daha yapayım. Satışlarla ilgili. Ondan sonra müşterilerin satış toplamlarını göstereyim. Evet. Müşteri ünvanı. Ondan sonra satışlardan da tutarını getirelim. Tamam. Formatını yapalım. Pivot tablonun elbette aynı şekilde görünümleri geçerli burada özel günler ama yine de bir oran koymak, toplamdaki oranlı şey koymak. Bakalım DAX'larımızdan neler var. Orada yapmışız genel şey için. Evet, şöyle bir kar tutarı, kar oranı var. Ondan sonra arkadaşlar yapalım. Şöyle bir şey kar oranı diye bir şey. Ondan sonra gidiyorum ölçülere. Yeni ölçü kar oranı hangi tablo için yapılacak? Kar oranı. Ondan sonra yazıyorum. Yani burada sum kullanabilirsiniz. Satır bazında işlenip kullanılacaksa o tarz bir şey. Sum eksimiz var. Average'ımız, count'umuz, zamanla ilgili bildiğiniz işte her türlü date, add, date, diff. Ondan sonra fonksiyonumuz. Bildiğim kadarıyla 250 tane DAX fonksiyonu var. Kitapta da referanslarda Microsoft sitelerinden bakarsınız. Bu arada MD ile ilgili de hani orada TextMax yazdım. 750 taneden fazla var. İşte hani bu işin görünen tarafı buzdağın büyük projelerde DAX'ta yazmanız, gerekirse MLanguage'de yazmanız, veriler. Yani artık bir veri tabanlı program, hani o kadar da yapmayalım ama hani sonuçta arkadaşlar yine bir çalışma, bir deneyim, bir şey gerekecek ve bu tür. Evet, sum yaparak gidelim. Hangi alansa bakın, tök tırnağa bastığında geliyorum. Ondan sonra hangi alan istiyorsam işte satışlar tutar diyorum. Ondan sonra bu şekilde. Yapıştırayım. Ondan sonra kar oranımı buldum. Gördüğünüz gibi onların şeyleri olmadığından oldu. Çünkü şey var yani kar olmayan müşterilerimiz var. Ondan sonra onun için direkt eksi bir geldi kar oranımızı. Şöyle bir sıralama yapayım. Onu hallederiz. Sadece olanlar gelsin gibi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi de bir yüzdeye çevireyim. Ondan sonra böyle bir müşterilerin kar oranını bulduk. Ondan sonra şeyse yani formülümüzü değiştirir. If error şeyimiz var. Yapımız var. If error'se de ona göre şey yapabiliriz. Bu kadarıyla if error kullanımımız da var. Ondan sonra
Onları da yaparız. Evet arkadaşlar, tekrardan başa geleyim dashboard'a. Görmüş olduğunuz gibi burada da amacımız Power Query, Power Plot'la ilgili sizlere bir rapor uygulamamızı yapmaktı. Burada hep şey yaptığımız, merak etmeyin, detayları hepsini hallederiz. Çok sayıda. Bir projeyi yaparken, ben hepsini burada detaylı anlatmaya çalışıyorum. Yani öyle hemen tak 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 düşünmeyelim. İşte o zaman plansızlık olacaktır. Hangi tablolar kullanılacak, aralarında nasıl bir ilişki olacak, raporda ne isteniyor, bunların hepsini planlayarak, dashboard'da neler yer alacak, böyle düşünüp ilerlemek lazım. O zaman daha kolay olacaktır. Oluşan sorunlar da ona göre giderilecektir. Evet arkadaşlar, sizlere dediğim gibi bir demo yapmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.